We know from the text that parçadan biz bunu şunu bilmekteyiz demiş arkadaşlar. A seçeneği de Robert will join the party demiş. Bakacak olursak Hi Robert demiş. Merhaba Robert. I am planning a birthday party for my brother on Saturday afternoon. Kardeşim için cumartesi öğleden sonra bir parti planlamaktayım diye başlamış arkadaşlar Margaret. Yani sonuç olarak burada Robert katılacak mı belli değil. Dolayısıyla A seçeneği burada yanlış olacaktır. B seçeneğinde Margaret is Robert's sister diyor arkadaşlar. Margaret'ın Robert'ın kız kardeşi olduğunu söylüyor. Lakin burada parçamızda hiçbir şekilde bununla alakalı bir bilgi yok. Dolayısıyla B seçeneği yanlış olacak ki bakın şurada da I invite only his close friends diyor arkadaşlar. Yani sadece onun yakın arkadaşlarını davet ediyorum diyor. Dolayısıyla Robert o zaman Margaret'ın erkek kardeşinin arkadaşı, yakın arkadaşı. Dolayısıyla B seçeneği yanlış olacak. C seçeneğinde Robert doesn't accept the invitation diyor arkadaşlar. Robert davetiyeyi kabul etmedi. Daveti kabul etmedi diyor burada. Ama biz sadece burada davet edildiğini biliyoruz. C seçeneği bu yüzden yanlış olacaktır. D seçeneğinde ise Margaret invites Robert to the party. Margaret Robert'ı partiye davet ediyor. Burada Margaret'ın Robert'ı davet ettiğini zaten söylemiştik. Dolayısıyla D seçeneği doğru seçenektir. What do you say to your father diyor arkadaşlar. Babana ne söylersin demiş. You and your father will have a great adventure at the weekend diyor. Burada ne diyor bize? Babanla birlikte hafta sonu bir macera, büyük bir maceranız olacak diyor. Your father offers you trying, canoeing, but you don't want to try it. Baban bir teklif sunmuş. Bu teklif neymiş arkadaşlar? Kano sporunu yapmayı deneyelim diye teklif sunmuş. Fakat sen onu denemek istemiyorsun. You prefer another sport. Sen başka bir spor tercih ediyorsun demiş arkadaşlar. Dolayısıyla babamıza ne deriz biz? Başka bir şey tercih ediyorum dememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani C seçeneğine bakacak olursak I would rather go rafting than canoeing diyor arkadaşlar. Yani raftinge gitmeyi, kano spor yapmaya gitmeyi tercih ederim diyor. Dolayısıyla C seçeneğimiz doğru seçenek olacaktır. Which of the following is correct according to the chart diyor arkadaşlar. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor bize sorumuzda. A seçeneğini okuyacak olursak most of students prefer reading a book diyor arkadaşlar. Yani öğrencilerin çoğu kitap okumayı seviyor diyor. Tercih ediyor diyor. Lakin biz burada bakacak olursak öğrencilerin çoğu evde dinlenmeyi ve arkadaşlarıyla oynamayı tercih ediyor. Dolayısıyla A seçeneği yanlış olacaktır. B seçeneğinde listening to music is very popular among students diyor. Öğrenciler arasında müzik dinlemek çok popülerdir diyor. Lakin az önce popüler olanların biz arkadaşlarıyla oynamanın ve evde dinlenmenin olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla B seçeneği de yanlış olacaktır. C seçeneği de 30% of students prefer resting at home diyor arkadaşlar. Öğrencilerin %30'u evde dinlenmeyi tercih eder diyor arkadaşlar bize burada. Bakın rest at home %30'a tekabül ediyor burada. Dolayısıyla C seçeneği doğru seçenektir. Which of the following orders is correct to make a receipt diyor arkadaşlar. Yani tarif elde edebilmek için hangi düzen doğrudur diye sormuş bize sorumuzda. Biz şimdi 3'ten başlayacak olursak first pour a liter of water in a pot and boil it diyor arkadaşlar. Yani ilk olarak bir pota, tencereye su dökün ve onu kaynatın diyor. Sonrasında ise 1'e bakalım. Second pot put a packet of pasta in it and boil for 10 minutes diyor. Bir ikinci olarak bakın birinci olarak da ikinci olarak dolayısıyla 3-1 diye gidecek bizim tarifimiz. Bir paket makarnayı içerisine koyun ve ne diyor arkadaşlar? Kaynatın. 10 dakika boyunca kaynatın diyor. Sonrasında ise 5'e bakacak olursak then grate two tomatoes diyor. Yani sonra domates, iki domates rendeleyin diyor. Sonrasında ise 2'ye bakalım. After that put some butter in a pan and heat it. Bir tencereye arkadaşlar butter, yağ koyun ve onu eritin diyor arkadaşlar. Isıtın diyor. Add the tomatoes and cook.
Sonrasında da domatesleri ekleyin ve pişirin diyor. Dolayısıyla 3, 1, 5, 2 doğru sıralama olacak. En sonunda da finally pour the tomato sauce on the pasta and serve it. Domates sos son olarak domates sosunu makarnanın üstüne dökün ve servis edin diyor arkadaşlar. Doğru şekli A seçeneğindeki gibi 3, 1, 5, 2, 4 olacaktır. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçenektir. Who talks about school rules diyor arkadaşlar. Kim okul kuralları hakkında konuşmakta diye sormuş bize. Robert'a bakacak olursak you must keep your bedroom tidy diyor. Yani odanı temiz tutmalısın diyor burada. Robert okul kurallarıyla alakalı konuşmamış. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. Patricia ise you must listen to your teacher carefully during the lesson. Ders boyunca öğretmenini dikkatlice dinlemelisin diyor arkadaşlar. Dolayısıyla Patricia aslında ne hakkında konuşuyor? Okul kuralı hakkında konuşuyor. Bize de bunu sorduğu için B seçeneği doğru seçenektir. Which of the following sentences completes the dialogue diyor arkadaşlar. Yani diyaloğu hangi cümleyle tamamlarız diye soruyor bize. Dorothy, hi Daniel. Merhaba Daniel. Where are you now? Şimdi neredesin? Daniel ise hi Dorothy. I am in Rose Cafe in the city center. Şehir merkezindeki Rose Cafe'deyim demiş arkadaşlar. Dorothy ise what about going to cinema in the afternoon? Öğleden sonra sinemaya gitmeye ne dersin diye sormuş. Daniel ise sorry but I must help my father at home. Özür dilerim fakat babama yardım etmek zorundayım demiş evde. Dorothy ise bunun sonucunda bir şey söylemiş ve we will meet up later demiş arkadaşlar. Yani sonra görüşürüz demiş. Daniel da tamam görüşmek üzere diye cevap vermiş arkadaşlar. Bakın burada Daniel invitation'ı yani davetiyeyi ne yaptı? Reddetti değil mi? O zaman Trotty'nin ne demiş olması gerekiyor arkadaşlar? Burada sırasıyla şıklarımıza bakacak olursak A seçeneğinde that is very kind of you. Yani çok naziksiniz. Buraya gelebilir mi? Uygun mudur? Değildir. Dolayısıyla A seçeneğini eleyebiliriz. B seçeneğinde I am sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. We will meet up later then. Sonra görüşürüz demiş olması burada daha uygun olacaktı. Yani dolayısıyla bu boşluğa uygundur. B seçeneği doğru olacak. C seçeneğinde thank you very much for the gift. Hediye için çok teşekkür ederim. Burada bir hediye söz konusu değil. Dolayısıyla C seçeneği de yanlıştır. D seçeneğinde ise what a nice idea for us. Bizim için ne güzel bir fikir demiş arkadaşlar. Lakin burada güzel bir fikir ama babasıyla ne yapması gerekiyordu Daniel'ın? Evde babasına yardım etmesi gerekiyordu. Bundan sonra Dorothy'nin bu cevabı vermesi mantıksız olacaktır. Yani dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Which of the following questions completes the dialogue diyor arkadaşlar. Yani hangisi aşağıdaki sorulardan hangisiyle diyaloğu tamamlarız diye soruyor. My internet is broken. Can you help me please? İnternetim gitti. Yardım eder misin lütfen demiş arkadaşlar. Ve sonrasında burada bir şey söylemiş. Do you mean the internet connection diyor arkadaşlar. Yani bunu mu kastettin? İnternet bağlantısını mı kastettin diyor. O zaman burada neyden bahsediyorsun, neyden kastediyorsun demiş olması gerekiyor. What do you mean? Burada doğru olacaktır. A seçeneği doğru seçenektir. Which of the following words cannot you use in any of the sentences above diyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki kelimelerin hangisini yukarıdaki herhangi bir cümlede kullanamayız diye sormuş bize. I would rather visit. Barbara'yı okuyalım ilk başta. I would rather visit blah blah sites to see site diyor arkadaşlar. Yani bir yeri şeye tercih ederim demiş arkadaşlar ziyaret etmeyi. Sahil kenarına tercih ederim demiş. Dolayısıyla bu site'ın başına historic gelebilir mi arkadaşlar? Gelebilir. Yani tarihi yerleri ziyaret etmeyi deniz kenarına tercih ederim. Doğru olacaktır. C buraya gelebilir. Mehmet ise I think blah 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 hotels are more attractive than bed and breakfast diyor arkadaşlar. Pansiyon tarzına göre daha çekici olduğunu söylemiş. Yani lüks olması gerekiyor arkadaşlar. Burada all inclusive Mehmet'in boşluğuna gelmesi gerekiyor. B seçeneği doğrudur. Gelebilir. James'te ise my last bla 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 to Rome was incredible demiş. Son gezim, yolculuğum, Roma'ya olan son yolculuğum inanılmazdı demesi gerekiyor arkadaşlar burada. Dolayısıyla trip yani yolculuk buraya uygundur. Burada kullanmadığımız sadece weather yani hava var, hava durumu var. Dolayısıyla D seçeneği doğru seçenektir.
Which of the following is correct according to the results diyor arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisi sonuçlara göre doğrudur diye sormuş. A seçeneğinde teenagers hate listening to pop music demiş. Yani gençler pop müzik dinlemekten nefret ediyor demiş. Lakin burada bakacak olursak biz arkadaşlar teenagers'ların yani gençlerin %40'ı pop müzik dinlemeyi seviyor. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. B seçeneğinde most of the adults enjoy rap music demiş arkadaşlar. Yani yetişkinlerin çoğu rap müzik dinlemeyi, rap müziği seviyor demiş. Burada bakacak olursak %5'i seviyor. Buna doğru diyemeyiz. B seçeneği yanlıştır. C seçeneğinde teenagers prefer rock to pop müzik demiş. Yani gençler rock müziği pop müziği tercih eder demiş. Lakin burada rock müzik %20 iken pop müzik %40. Dolayısıyla C seçeneği de yanlış olacaktır. D seçeneğinde ise 35% of the adults prefer jazz demiş arkadaşlar. Yani yetişkinlerin %35'i cazı tercih eder demiş. Ve burada cazın %35 olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla D seçeneği doğru seçenektir. Which of the following completes the conversation diyor arkadaşlar. Konuşmayı, diyaloğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar demiş. Burada kız ne demiş? I usually do my homework but I also watch videos demiş. Genellikle ödevlerimi yaparım fakat videoda izlerim demiş. Dolayısıyla burada ne sormuş olabilir arkadaşlar? Erkek A seçeneğine bakacak olursak what do you do in evenings? Yani akşamları ne yaparsın sorusundan sonra kız bu cevabı vermiş olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru seçenektir.